bizim iç işlerimize karışıyor algısı. Mısır'da görüştüğünüz herkeste bu algı var. Ana muhalefet partisi Mısır'a gitti. Sisi yönetimiyle temas kurdu. Mecliste başlayan görüşme trafiği bakanlıklar, iş dünyası ve Türk vatandaşlarıyla devam etti. İki gün süren temaslar rapora da dönüştü. CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sunulan Mısır raporu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na da iletilecek. Türkiye olarak son dönemde dış politikada ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Bölgemizdeki ülkelerle, yakın coğrafyamızla sorunlarla uğraşıyoruz. Ve Türkiye'nin dışarıdaki manevra alanı daraldı. Biz muhalefet partisi olarak büyük bir sorumlulukla ve hassasiyetle bu alanın genişletilmesi, bir yeni kanal açılması aslında bir noktada da hükümetin işini kolaylaştırabilecek bir ziyaret gerçekleştirmek istedik. CHP Mısır'a darbeden sonra ikinci kez gitti. Üç kişilik Mısır heyetine dış politikadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz başkanlık etti. CHP'nin Mısır heyeti, Sisi yönetiminin Türkiye ile siyasi temas kurmaya hazır olduğunu aktardı. Temaslarda siyasette yaşanan gerilimin ekonomiye yansımadığı ortaya çıktı. Mısır, Rusya'nın yaptığı gibi Türk firmalarına ambargo uygulamıyor. Öztürk Yılmaz'a göre hükümet Mısır'ın iç işlerine karışmaz. Türk-Mısır İş Konseyi'nin işlevi arttırılır ve Odalar Borsalar Birliği devreye girerse ilişkiler tekrar eski haline dönebilir. İktidar mevcut Mısır yönetiminin varlığını ve meşruiyetini tanır ve işbirliği geliştirirse kendilerinin en ufak bir ön şartının olmayacağını ve ilişkilerin geliştirilmesi için her türlü uygun ortamın var olduğunu belirttiler. CHP'nin dış politikadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, ABD'nin ülkemizdeki 3 ilde verdiği terör uyarısını da değerlendirdi. Öztürk Yılmaz, Amerika'nın aileleri Almanya üstüne tahliye etmesiyle ilgili hükümete seslendi. CHP Genel Başkan Yardımcısı, bir güvenlik tehdidi varsa onu vatandaşlardan saklamamasını istedi. Teröre teslim olmamalıyız diyen CHP'li Yılmaz, güvenlik riski varken başbakanın halkı sokaklara davet etmesini de eleştirdi. Bir risk görüyorlarsa ve bir bilgi geliyorsa, varsa ellerinde vatandaşla bunu vatandaşıyla paylaşma sorumluluğu var. Bunu yapmak zorunda.